Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. Herkese merhaba. Ben Ömer. Ben Tuana. Baba kız sohbeti konseptimizde bugün evde ne konuşuyoruz? Ben bu konuyu bir önceki videoda bulmuştum. Bir aklıma gelmişti, evet. Evet, yani? Açıklıyorum o. Beddua. Bugünkü konumuz beddua. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar beddua. Evet, bence çok önemli. Sevimsiz bir konu. Ama çok konuşulması gereken. Konuşulması çok gereken. Çok önemli. Çünkü çoğu kişi istemeden de olsa sinir anında ediyor. Hatta bunu bir hak olarak görüyor. Evet. Yani ona verilmiş bir hakmış. Şimdi beddua'nın tanımı, evet tamam, zaten haklı olduğum bir konuda, haksızlığa uğradığım bir konuda, karşı tarafa o anki öfkeyle, nefretle, değil mi, yaptığın işte bela talebi diyebiliriz. Şimdi sevgili dostlar, iş o kadar ciddi ki beddua'da. Ve ben etrafımda naçizane birçok yine rahatsızlığın altında o kadar çok bedduaya rastlıyoruz ki. Şöyle bir hikaye yani gözümüzün önünde canlandıralım. Şimdi Tuhan'cığım ve sevgili izleyen dostlar, siz böyle ben size söylüyormuşum gibi dinleyin lütfen. Yerinize koyarak yani. Biz seninle çok iyi dostuz ya da arkadaşız ya da akrabayız. Ve gayet birbirimize nazımız geçiyor. Ve sen bize geliyorsun. Ben sana yediriyorum, içiriyorum. Kendi isteğinle. Kendi hürrademle. Sonra senin sıkışık döneminde sana iyilik yapıyorum. Borç para veriyorum. İşte alıyorum, veriyorum falan vesaire. Ve bunların hepsini hürrademle yapıyorum, değil mi? Gün oluyor. Peki daha doğrusu ben bunları sana yaparken senin bunları yemen, içmen, alman helal mi? Evet. Helal değil mi? Neden? Kendisi çünkü ben mi? İkram ediyorum. Bu iyiliği ben, bu yardım neyse artık aramızdaki ilişki, ben veriyorum. Doğal olarak da sana helal oluyor değil mi? Herhangi bir beis yok burada. Peki gün oluyor ve ben haklı ya da haksız olarak bakmıyorum. Aramız bozuluyor. Bir yanlışa uğruyorum ki bunun da sebepleri var aslında. Sonra ben kalkıyorum diyorum ki senin burnundan gelsin, içine zehir olsun, zehir zıkkım olsun, işte bilmem ne olsun. Çok orijinal beddualar var geçen edatta şeyi falan. Gülmüştük yani. Çok orijinal beddualar üretilmiş. Nasıl yani? Velhasıl kalkıyorum diyorum ki işte sana yediklerim, içirdiklerim, verdiklerim, yaptıklarım, emeklerim işte haram zıkkım olsun diyerek ben sana ne yapmaya çalışıyorum? Senin gidişatını, değil mi, tekamüldeki bir nevi patlatmaya çalışıyorum. Senin hayatını bozulsun istiyorum, değil mi? O anda o bedduayla zehir zıkkım olsun ne demek? Hasta ol, öl, çoluğundan çocuğundan çıksın, bilmem ne, değil mi? Yani hayatın mahvolsun yani. Peki, büyünün tanımını yapmak istiyorum şimdi. Bu cepte büyünün tanımı nedir? Birisine izin almaksızın, değil mi? Hürradesi dışında yaptığın eylemlerle, yaptığın işte herhangi bir şeyle onun hayatını mahvetmeye, değil mi? Bir gidişatı bozmaya büyü deniyor. Çok pardon. Mantıken aynı mı? Aynı. Bak şimdi. Peki ben şunu mu yapmış oluyorum? Kalkıyorum sana iyi günümüzde veriyorum, veriyorum, veriyorum. Aslında ben onu senin bir nevi hayatına, değil mi, helal olarak verdiğim şeyleri senin hayatına bir turva atı gibi yerleştirmiş oluyor. Çünkü artık senin onları bana yediğin içtiğin herhalde geri verecek halin yok. Değil mi? Verebilme ihtimalin yok. Ben bunları senin hayatına yerleştirdim. Günün birinde de bu benim cebimde olsun. Hop istediğimde pimine basarım, bombayı patlatırım tuhanın hayatında demeye getiriyorum. Yani özellikle sevgili dostlar, yaradan burada şunu yapıyor. Diyor ki sen şimdi benim helal kıldığım şeyi haram ederek o kişinin, yani haklı ya da haksız, bakın ona takılmıyor. Onun diyor hayatını mı mahvetmeye haram mı ediyorsun? Sen kimsin diyor haram ediyorsun. Niye? Çünkü senin benim Tuana'ya yedirdiğim, içirdiğim şey hürrademle olduğu için, o da bunu bildiği için helal diye yedi, içti ya da kabul etti. Eğer Tuana ya da işte siz yerine koyduysanız haram edeceğimi günün birinde bilseydiniz
ya da yediğinizin haram olduğunu bilseydiniz yer miydiniz? Yemezdiniz. Ya da kabul etmezdiniz, değil mi? Şimdi aldın, geri dönüşü yok. Ne oldu? İpler benim elimde o zaman. Ben kalkıyorum bu kozu, kullanıyorum ve canım sıktığın anda patlatıveriyorum. Diyorum ki işte senin hayatın mahvolsun. Burada yaradan ilahi ince planı, adaleti devreye giriyor. Ve diyor ki bir dakika, kim diyor benim helal kıldığımı haram kullandığından daha zalim kim olabilir diyor, değil mi? Örnek. Velhasıl sen orada ne yapmış oluyorsun? Helal olan şeyi, değil mi? Sen kalkıyorsun diyorsun ki haram kıldım olsun. Yani Allah'ın helalini sen haram kıldın ve sen o zalimlerden oldun haberin yok. İki, sen bu karşı tarafın hayatını mahvetmek için bunu yaptığın için, bunu planladığın ve ümit ettiğin için bunu yaptığın için hangi pozisyona düşüyorsun? Büyücü pozisyona düşüyorsun. Şimdi konu birlikte hani devam ediyor ama arkadaşlar bu konu biraz ince. Zülfiyar'a dokunursak da affola ama herkes de Allah'a sen nefsiyle dinlemesin. Bu iş nefsiyle dinlenecek bir şey değil. Öyle şimdi gelelim konumuza. Dedik ki beddua bir büyüdür. Haklı ya da haksız bakılmaz. Hak Allah'ındır, başka bir şeydir. Ona havale edersin, bırakırsın. Sen kendin neden bunu yaşadığına yoğunlaşırsın. Erdemli insan çok buna bakar. Çok farkın bu, evet. Anladın mı? Aklın sahibi insan, nefsiyle düşünen demiyor. Akıl sahibi ve böyle hakikaten böyle erdemli insan o olayı Allah'a bırakır ve der ki Rabbim ben falanca kişiden bu haksızlığı elbette ki ben farkında olmadan ya birilerine ya da kendime zulmettiğim için ya da benzer bir haksızlığı yaptığım için yaşıyorum. Bunu kolaylıkla sevgili anlamayı bana idrak etmeyi ve bu mesajı alıp yoluma devam etmeyi bana kolaylaştır. De geç. Tabii ki bir hayatta olmuyor mu Tuana? Çok sert şeyler oluyor. Yani haksızlık da oluyor, dolandırılabiliyorsun da bilmem ne de olabiliyorsun. Ama bazı şeylerin geri dönüşü çok ağır olabiliyor. Karşılığı. Ama bu seni asla masum yapmıyor. Evet. Yani o kötünün, hani hırsızın hiçbir suçu yok der ya Nasrettin Hoca. Hırsıza kimse iyi demiyor. Ona kimse iyi demiyor. Tamam yani zaten. O bulacak belasını. Bizim derdimiz kendimizle. Onu bilecek olan adamla bunu konuşuyoruz. Velhasıl o zaman benim derdim kendisi. Diyorum ki Allah'ım doğal olarak ben bunu hayatıma çekecek, bunu bu pozisyona birisini, bu kötüyü benim hayatıma getirebilecek ben nerede hata yaptım diyerek kendimizi muhakeme ediyoruz. Tamam burayı da geçtim. Peki şimdi sen beddua ettin. Bunu o kadar çok görüyorum ki kişi bizim toplumda birçok kişi büyüye maruz kaldığını düşünmüştür ya da hayatının bir döneminde ailesinde ucundan köşesinden falan filan da bilmem neden işte büyü yaptı, şu yaptı, bu yaptı falan diyen arkadaşlar için söylüyorum. Tabii bu genelleme yapıyorum bunu. Allah kötüye denk getirmez. Ama ekseriyeti şöyle ilerler. Şimdi bizim rezonans ve bumerang yasasına göre bizden çıkan bize geri gelir ya. Bizden bize yasası işler ya. Şimdi bana eğer büyü yapılıyorsa benim bir yerlerde farkında olmadan ne yapmış olmam lazım şu anda? Büyü yapmış olmam. Yani benden büyü enerjisi, yani büyü derken gözünüzde çok büyütmeyin. Şey olarak söylüyorum hani böyle negatif olarak düşünün. Yani konumuz buna döndü diye söylüyorum. Eğer bana birisleri tarafından ya da bir aileye ya da bir şeye büyü yapılıyorsa ve bu tutuyorsa yani ve dağıttıysa hani yaradan çok çaresini de gönderir ekseriyeti. Ama bu devam ediyorsa ilk durup düşünecekleri yer bizden kim etkilediyse artık bizden ne tür bir büyü enerjisi çıkmış olabilir ki? Bu şey, genelde ben bunu arkadaşlara söyledim de diyor ki ne alakası var? Hocam ben büyümü bilmem. Hani kime büyü yaptıracağım? Haşa tövbe. Doğru. Öyle büyü değil. Ama sen birisine bilerek, isteyerek kötülüğünü istediğinde, düşünce gücünü bilen adam, kalbinden geçirdiğin, zihninden geçirdiğin senin o buz etme mevzusu var ya, onun ne kadar tehlikeli ve ne kadar tesirli bir şey olduğunu bilseydi,
yaptığını düşünen arkadaşım, bedduanın ne tür bir beddua enerjisi, bir büyü enerjisine dönüştüğünü ne şaşırmazdı. Niye? Sen önüne gelene beddua ettin. Ağzına pelesenk olmuş. Şimdilerde görüyorum cılkı çıkmış millet komiklik olsun diye espri adalı birine beddua ediyor. Ya çıldırıyorum lan diyorum, bu kadar avamlaşmamalı bir toplum ya. Yani. Sırf yani orada komik gibi zannettiğini birbirlerine Allah belanı ver demez yani. Dememeli Evet. ya. Velhasıl şimdi neyse günün birinde yaptın böyle bir şey. Veya birilerinin kötülüğünü istedin. Veyahut da buz etti. Şimdi Tuğanacığım, şimdi buradan izleyen arkadaşlar da şunu belirtmek isterim. Resulullah Efendimiz diyor ki, bir haksızlık karşısında diyor, kötü bir şey, gidişatın karşısında, İşte yapabiliyorsan işte bedenen, yapamıyorsan işte madden, işte Efendimiz yapamıyorsan işte sözle, daha da yapamıyorsan işte şununla, bununla, hiç mi bir şey diyor elinden gelmedi? Yani o kadar mı o konuda acizsin? En azından diyor buğz et. Buğz etmek ne demek? Mesela örneklemek gerekirse ben senin hakkında kötü düşünüyorum. Ben sana diyorum ki Allah'ım. Anladın mı? Yani ben sana diyorum ki şeyle bakıyorum. Kötü bakıyorum. Negatif enerjiyle bakıyorum. Resulullah Efendimiz diyor ki en azından diyor şer karşısında bunu yap. Hiçbir şey yapamıyorsun, düzeltemiyorsun. Yani. Bunu tavsiye etmesi hiç akla geliyor mu ki buzun ne kadar önemli bir konu olduğunu, buz enerjisinin ne kadar karşı tarafa bir eylem gibi, dur demek gibi, bir tokat atmak gibi değil mi? Bir kılıç çekmek gibi en azından onun kadar değil mi? Bir eylemi olduğunu, bir karşılığı olduğunu demek ki var ki Resul Efendimiz hem burada safını belli etmekten bahsediyor hem de onun bir tesirinden bahsediyor. Demek ki buz dediğimiz düşünce enerjisiyle değil mi? Bir etki yapabiliyormuşuz. O da asgarisi. Şimdi beddua ne? Bilinçli bir şekilde bir kişinin kötülüğünü, felaketini istemek. Doğal olarak da Yaradan diyor ki, yahu hepinizin bir hatası var. Eğer ben sizin hatalarınızı bir nevi bu oyun bitmeden, son nefesinizden önce hemencecik verecek olsaydım, arkadaşlar hiçbirimiz bugünlere gelemezdi. Yaptığımızın cezasını hemen çekiverseydik. Şimdi sana göre o canını yakıyor ama Yaradan'ın katında kulu sevmiş ki yaratmış. Hata da yapıyoruz hepimiz. Hepimizin hatalı dönemleri var, iyi dönemleri var değil mi? Hatamızı telafi ettiğimiz dönemler oluyor yani. Hiçbirimiz kusursuz değiliz. Yaradan sabırlı sonra diyor ki bekliyor. O da asıl, onu da o da günü gelecek. Belki pişman olacak, tövbe edecek, karşılığında bir şekilde bedeni ödeyecek, bilmem ne yapacak ama ona da rahmet sahibi. Senin canını yaktı diye o %100 kötü olmuyor. Şimdi ben %100 iyi olabilir miyim? Veya %100 kötü olabilir miyim? Olamam. Ben birilerine göre çok kötüyüm, birilerine göre de çok iyiyim. Neye göre kötüyüm, neye göre iyiyim değil mi? Baktığın zaman. Yani bu göreceli bir şey. Velhasıl şimdi ben sana göre belki kötüyüm ama sen istiyorsun ki dünyanın en kötüsü gördüğün için helak olmamı istiyorsun ama bir başkaları için de çok iyiyim. Onlar için de belki ümidim, değil mi? İşte bizim canımızı yakanlar %100 kötü olmayabiliyor. Bazen kötüler vardır. Çok safi kötüler vardır. Görevi kötü olmaktır. Yani hakikaten bunun görevi burada kötü olmaktır. Allah yani evlerden bırak. Biz Allah hiçbirimizi tekamüle çıkarmasın. Onların da işte o görevli kötülerin de senin hayatında ne işi var be kardeşim? Niye çekmeyelim? Yani artık ona suç bulma. Ya ben bu kötüyü, nerede kötü varsa bunları ben hayatıma nasıl çekiyorum ya? Benden nasıl bir kötülük çıkıyor? Biraz da kendine vur. Değil mi? Biraz da kendine şöyle yont. Tabiri bu konuda. Arkadaşlar yani tabiri haddim değil kimseye söylemek ama nefs terbiyesi, ilim, hakikat vesaire. Bunları konuşmak kolaydır ama yaşamak Evet. konuşmak kadar kolay ve keyifli olmayabilir. Öyle nefsini koltuğun altına al, yücelte yücelte. Senden iyisi yok, senden haklısı yok, senden
dürüstlüğü yok. Herkes kötü bir sen akıllı kafasıyla gidilmez diyor. Bu yolda neslini başa almak değil, ayağının altına alarak ancak gidebiliyoruz. Değil mi? Demek değil ki kendini önüne geleni ezdir. Hayır. Seni ezen biri varsa sende problem var demektir. Birisi sana gelip bir şey yapıyorsa, bir sende problem var. O kötü. Zaten amacı O o. kötü. Senin kaliten o kötüyü hayatına çekmemekle ispatlayabilirsin. Şuna benzetiyorum. Dışarıda hırsız var. Şimdi ben kalkıyorum bunu kabul etmiyorum. Bütün altınlarımı, paramı, işte mal varlığımı hepsini götürüp kapım da açık, evin kapısı. Götürüp şu işte pastası oraya koyuyorum. Ya da kapının girişine koyuyorum. Niye? Çünkü diyorum ki ya bu benim. Değil mi? Şimdi diyorum ki yo onun o böyle bir hakkı yok diyorum. Benim yani bunu ne almaya hakkı var, kimin ne hakkı var diyorum. Şimdi bunu çalsa gelse hırsız. Değil mi? Kanunen de, aklen de, mantıken de çok ilginç bir şekilde suçlu sen görünüyorsun. Sen salak mısın derler adama. Hata senin. Niye? Sen bilmiyor musun dışarıda hırsız var? Sen niye bütün mal varlığını, birikimini götürüp kapının önüne koyuyorsun, kapını da açık bırakıyorsun? Bu ahmaklık. Değil mi? Hata. Sen bunu koyarsan o hırsızı ne yaparsın? Evine davet etmiş olursun. Doğal olarak da o çaldığında onun kadar, o zaten hırsız. Görevi o. Onun çaldırmamak ve önlem almak senin görevin. Değil mi? Muhafaza etmek. Senin görevin. Sen böyle davranırsan o da gelir çalar. Kötülüğünü yapar. Görevini yapar. Şimdi sevgili dostlar, o yüzden bizim mevzumuz burada kendimizi tanımak ya da değil mi? Kendimizi düzeltmek olduğu için buradan bakıyoruz. Elbette ki size haksızlık yapan adam kötü. Elbette ki bu adam yani iyi değil. Buna iyi diyen yok. Ama bizim onunla işimiz yok bu mevzuda. Yani onun sana yaptığıyla ilgilenmiyoruz şu an. Senin onun daha doğrusu sana bunu niye yapadığını anlaman için tabiri caizse dilimin döndüğünce izah etmeye çalışıyorum. Bende de öyle mi? Bizde öyle olmuyor mu kızım? Yani çok mu bulutların üstünde gidiyoruz? Yeri geliyor. Birisi bir şey söylüyor değil mi? Sen de hatta bana birazcık da düşkünlüğünden mesela değil mi? Ben sinirlenmem ama sen sinirlenirsin. Ama ben sana ne diyorum? Mutlaka yapmışım. Değil mi? Yani diyor, bilmem kız diyor. Hiç kimse şey değildir, dört dörtlük değildir. Yani onu duyuracak, onu işitecek ya da bu şeyi görecek bir şey bilmiyorumdur ama farkında olmadığım, yapmadığım anlamına gelmez. Ya kendime yapmışımdır, ya birine yapmışımdır, farkında değildir, düşünceyle yapmışımdır. Ama insanım, hata yapma özgürlüğüm var. Sonra beni yaradan kusursuz, mükemmel, şöyle hiç hata yapacağız demiyor ki. Böyle bir lüksüm var. Yaradan çok severim bunu. Der ki, eğer siz hiç hata yapmayan, günah işlemeyen bir topluluk olsaydınız sizi helak ederdim. Yerinize günah işleyen, hatalar yapan ama bu hatalarından ders çıkaran, kendini doğrultan, düzelten, düşünen bir toplum diyor, yaratırdım. Yani buradan ne anlıyoruz? Benim hatalarım, eksiklerim ve noksanlarım değil mi? Yaradan hemen onunla değil, sonunda ne anlayacağımla. Çünkü ben onunla öğreniyorum. Hatalarımdan ders alarak öğreniyor insan oluyor. Bu da böyle bir şey işte. Yani o adam geldi bana haksızlık yaptı da ya da işte beni dolandırdı ya da beni mağdur etti ya da şöyle oldu iftira bilmem ne yaptı. Tamam o onun kötülüğü. Ben onu düzeltemem. Onu da bıraktım. Burada bir parantez açacağım. Arkadaşlar beddua ederek ve söylenerek mahkemeyi geciktiriyorsunuz. Evet, serbest bırakmak. Bu bir kıssayla bitireceğim bu konuyu. Çok da severim ve bunu kasten yaparım. Bazen çok canımı acıtan şeyler olabiliyor. Kötü veya cahil. Bazen hani biliyorsun benim canım acıtıyor derken ben hassas olduğum için canım çok abartılı tepki veremiyorum.
büyük bir şey değil ama bazen gerçekten sorgulatıyor yani. Sorgulatıyor yani insanların tavırları falan. Bu böyle bir şey yaşadığımda ya da bir haksızlığa uğradığımda ilk baktığım şey tekrarlıyorum kendim. Nerede zaaf gösterdim? İki, normalde ben ona susup geçerim. Bak samimi söylüyorum sana. Susup geçerim. Çok daha kolay benim için. Kafamı geçerim. Bakmam bile. Unuturum. Ama eğer unutursam o kişi helak olur. O bilmediği için belki bana o an kızgın ya da bilmem ne, onun yine de ona rağmen helak olmaması için tepki veririm. Yani ne tepki veririm? Karşılık veririm. Ya da işte atıyorum, kızarım. Birkaç laf söylerim ki eğer sussam çok ağır öder. Çok çabuk öder. Telafi edemeden bedelini öder. Bununla ilgili bir kıssa var. Özetleyeyim, hani çok da uzatmayayım. Bir Allah dostu talebesine bir testi veriyor ve diyor ki evladım git falanca çeşmeden şu testi doldur getir. Talebesi de tamam efendim diyor, alıyor gidiyor şeye, yani yanlış da anlatmayayım ama orada eşkıyanın birisi geliyor bu çocuğu, dervişi tokatlıyor, testisi de kırılıyor, kendi de ağlıyor, kovuyor gidiyor. Derviş çocuk ağlıyor ağlıyor mahzun geliyor işte mürşidin yanına. Ne oldu diyor? Diyor ki efendim diyor böyle böyle çeşmenin başına biri geldi, beni dövdü, testimi de kırdı. Yani işte böyle böyle geldim. Diyor ki tepki verdin mi? Hani söyledin mi bir şey? Yok efendim. Bağırmadın mı? Yok. Bir şey söylemedin mi? Yok. Kızmadın mı? Yok. Eyvah diyor. Koş. Alıyor çocuğu, doğru çeşmeye koşuyor. Bir gidiyorlar ki başka bir eşkıya mı ya da başka bir şey mi gelmiş o adamı, atımı artık tepelemiş, kafa bir tarafta, gövde bir tarafta. Misal öldürmüş, yatıyor. Eyvah diyor. Adam gitti. Ben diyor ne oldu böyle? Diyor ki senin yüzünden, tabiri caizse. Niye? Sen diyor eğer o haksızlık karşısında biraz tepki verseydin bilinçli şekilde, onun bedeli bu kadar ağır olmayacaktı. Belki kolu kırılacaktı. Belki kafası ağrıyacaktı, belki iki hasta olacaktı ya da bilmem ne olacaktı ya da o da başka bir belaya olacaktı ama canıyla da ödemeyecekti. Bu kadar ağır olmayacaktı. Şeklinde anlatabilir mi kızım? Yani bazen o kadar susmak kolay ki, susman gerektiğini bilip de susmanın daha kolay olduğu yerde insanların cehaletine fark edip onun mizacından cevap vermek gerçekten daha zor oluyor. Bilemiyor. O avamlaşman gerekiyor tabiri caizse. O yüzden şimdi buradan yola çıkarak sevgili dostlarım, eğer ki haklı olduğunu düşündüğüm bir davada bir haksız davranmışsan, muhakemeni ettin ya, pardon yine mikrofonu değdim. Diyelim ki sen kendi muhakemeni yaptın, yaradana bırak. Eğer mahkemesi çabuk olsun istiyorsan, 3. Bu konu hakkında ima etme. Artık bu konu hakkında kimse hikaye etme. Sus. Bu konu hakkında sus. Bak gör çabucak nasıl o önüne geliyor. Nasıl bu iş tersine dönüveriyor. Ama sen Allah'a havale ettim deyip Allah'ım önüne gelene bunu hikaye edip bana böyle etti, şöyle etti, bilmem ne etti dersen, sen kendi davanı kendin üstlenmiş olursun ki o zaman ilahi adalet der ki buyur, sahne senin. Savun savunabildiğin kadar. Yani hadi, sırf sessiz üret. Olmak. Tabii, hadi yargıla yargılayabildiğin kadar. Bakalım ne yapacaksın? Yapamazsın. O yüzden diyor ki sus diyor, sen çekil aradan, konuşsun yaradan denir ya. En çok da buradadır. Sen susarsan yaradanın adaleti konuşur ki bu hem çok hızlı olur hem çok sert olur. Sonuç odaklıdır çünkü. Özetle bunu diyebilir miyiz kızım? Beddua neden etmemeliyiz? Beddua deyince ne olur? Ha sonra şunu da söyleyeyim. Biraz da korkalım yani. Her bedduanın, her günahın olduğu gibi her bedduanın bedenimizde hak sahibi eden bir varlığa kapatacak. Ruhsat verir.
Vallahi doğruya doğru. Ben beddua mı ettim? Bir günah mı işledim? Zinanın ayrı bir varlığı var. Haramın ayrı bir şeyi var. İşte öbürünün başka, öbürünün başka, bedduanın başka bir varlığı vardır ve hemen ona ruhsat çıkar. Gelir senin bedenine oturuverir, görebilir. Başlar seni oradan hasta etmeye. Kafanı karıştırır, hasta eder. Sonra ayıkla pirincin taşın. Onu seni böyle rezil eder. Çünkü niye? Onun artık orada çalışmaya ruhsatı var. Peki o zaman nasıl bu ruhsatı sonlandıracağız? Vallahi ben değilim. Tövbe edeceğiz. Yapacak başka çare. Tövbe edeceksin. Öyle hem de laf olsun ne değil. Anlaya anlaya. Allah'ım ben bir halt ettim. Bu benim suçum ya Rabbi. Bütün hata bende. Ben ettim seni. Sen çok merhametlisin, rahmet sahibisin. Beni affet. Ben bu falanca kişi ettiğim bedduadan dolayı ondan özür diliyorum, senden özür diliyorum, kendimden özür diliyorum. Allah'ım bunu ve bu bedduanın bana olan, bütün alanıma olan dağıtıcı sert etkilerini ya Rabbi sen rahmetinle temizle. Buradan doğan anlaşmayı iptal et. Bundan doğan işte sözleşmeyle bedeninde hüküm sahibi olmuş olan negatif varlıkların ya Rabbi bunların sözleşmesini iptal et ve bedeninden arındır, gönder diyerek ve bunun da bir zahmet sadakasını vererek ne yapacaksın? Sözleşmeyi bozacaksın. Tövbe ne edeceksin? Gör bak bakalım hayatın nasıl değişiyor. Yüzde çok büyük, yüzde vermedim ama çok büyük miktardaki topluluğun yaşadığı sorunlar, bu anlamsız sorunların birçoğunun altında bu vardı. Ahlar, gereksiz yeminler, beddualar. Maalesef. Yani ah dediğimizde işte senin ettiğin ah da aldığın ah vardı. Hatta bunun böyle hani birkaç şey diyor. Gerçi onu hatırladım falan. Yani anlatacağım ama bedduadan arınma şeyi falan da var. Ama en güzel normal stabil tövbe. Güzel bir sadakası Allah çok bağışlamış. Allah bağışlamak için zaten bahane arıyor bizi ya. Bağışlamak. Hatamızı anlamanızı bekliyor ya. Böyle aslında benim beddua konusunda bilmiyorum. Daha aklıma bir şey gelmiyor şu an. Ben çok keyifliydi. Kaç dakika Galiba oldu? çıktı. Ne mi yarım 33. saat? Kızım nasıl geçiyor bu saat? Bilmiyorum. Şaka ben desem 10 dakika falan yani. Bana da öyle gibi geliyor. Ay seni sohbet etmek çok keyifli o Evet, yüzden. benim için de çok Ama keyifli. zaten demek böyle oluyor. Biz normalde kamera önünde de hani gün içinde de Evet. 3 saat oturmuş konuşmuş Evet, şimdi de olabiliyoruz. kısa kesiyoruz biraz. Seni Normalde daha demek ki açılıyor, geri geç. açılıyor, açılıyor. Peki. Yine körler sağlar, zübkânlar dönmeyelim. Sevgili dostlar, suçun insan ettiyse mahvolan, kimseyi üzmek, kırmak değil elbette ki amacım ama artık yavaş yavaş insanoğlunun kendine gelmesi lazım. Değil mi kızım? Artık yeter. Niye? Kolektifi bozduk ya, mahvettik ya. Ya artık Allah aşkına herkes bir özüne dönsün ya. Yani bir tuhaf insanoğlu bir tuhaf bir yere doğru gidiyor Evet. ya. Gerçekten ben artık korkuyorum yani. Şey yapmasın artık bir yerlerden başlasın şu insanoğlu ya. Şey yapın artık. Kendinize Bakmayın. iyi bakın sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Rabbim şöyle diyelim mi? Rabbim sen şu ana kadar hep beraber bunun duasını edelim değil Evet. mi? Tövbesini edelim. Evet. Şöyle diyelim. Var olan her şeyin yarısı Yüce Allah'ım. Doğduğum günden şu ana kadar. Bildiğim bilmediğim, farkında olduğum olmadığım, isteyerek bilerek, isteyerek ya da istemeden, unuttuğum, hatırladığım ne kadar bedduam varsa, ne kadar ah varsa, ne kadar işte bu ve benzeri buldum varsa hepsinden huzurunda af diliyorum. Hepsinin temizlenmesini talep ediyorum. Ettiğim bedduaları sen affet. Ve bu beddualardan dolayı hayatıma tesir etmiş olan bedenime veya alanıma ya da tekamülüme tesir etmiş olan ne kadar zorluk değil mi? Ne kadar işte varlık, ne kadar sıkıntı ve hastalık var ise Rabbim senin rahmetinle ya Rabbi bunu temizle, bunu affet ve bağışla. Ve ben şimdiye kadar bildiğim bilmediğim bu ve benzeri sıkıntılarımın kefareti niyetiyle de hemen gönlünüzden bir küçük bir sadaka niyetlenin. İlk fırsatta şu kadar miktar sadakayı da vermeye niyet ediyorum Allah'ım. Sen günaha bağışla. Ben bütün sorumluluğu aldım. Ben nefsime zulmettim değil mi? İnni Evet. küntü mine zalimin diyor ya. Allah'ım ben kendime zulmettim.
Sen bana etme. Sen beni affet. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Deyin. Doğru mu? Hı hı. Şöyle gönder. Oh Rab. Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım. Allah'a emanet olunuz. Görüşürüz. Selametle.